El Fatiha me as salavat Allahumme salli ala Muhammed Eyzübillahimineşşeytanirracim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım ve özellikle sevgili öğrenciler. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü bugün üniversitemizin 3. yılının açılış programındayız. Bizim üniversitemiz duvarsız bir üniversite. Bizim üniversitemiz bilgi, ilim üniversitesi. Bizim üniversitemiz bir kompütür üniversitesi, bilgisayar üniversitesi. Bizim üniversitemiz cihan üniversitesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bizim üniversitemiz hidayet üniversitesi. Bu çağa damgasını vuracak olan üniversite. İçinde bulunduğumuz çağ hidayet çağıdır. Bu üniversite Allah'ın üniversitesi ve bütün alemlere hidayeti anlatmak için Allah-u Teala'nın emriyle kuruldu. Öyleyse Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu vazifeyle vazifelendirildik. Bir bilgisayar üniversitesi açmak ve oradan hidayeti bütün boyutlarıyla, detaylarıyla anlatmak. İşte bu üniversitenin hamdolsun ki 2 yılını tamamlamış durumdayız ve bugün 3. yılımızın açılış törenindeyiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükürler olsun. Sevgili öğrenciler, sizler geleceğin meşalelerisiniz, güneşlerisiniz, kalpleri aydınlatacak olanlarsınız, hidayet nuruyla dolacaksınız, dolmaktasınız. Birçoklarınız şimdiden etraflarını hamdolsun ki aydınlatmaya başlamış durumda. Sevgili kardeşlerim, bu çağ yeni bir çağdır. İnsanlara Allah ile olan ilişkilerinde unuttukları, asırların unutturduğu, daha açık bir ifadeyle şeytanın unutturduğu her şeyi yeniden hayata getirecek, ihya edecek olan bir anlatımı içerecektir. Bu çağ bir açıklamalar çağıdır. Onun için Kur'an tefsiri bu çağda en önemli konuyu içerecektir. Hidayet.
üniversitemiz Allah'ın Üniversitesi ve ana konusu, ana teması hidayet. Ve çağın adı hidayet çağı. Allah'ın tabiriyle asrı hidayet. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hidayetçi kelimesini çok duymuşsunuzdur Kur'an-ı Kerim'de. Ne diyor da Allah Teala? Kur'an-ı Kerim'de diyordu ki hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak size hidayetimiz gelecek. Kim hidayetçimize tabi olursa onlar, sadece onlar hidayete erer. Onlar şaki de olmazlar. Sevgili kardeşlerim, demek ki Allah'ın hidayeti gelecek. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de gelecekte bunun olacağını işaret ediyor. Sizlere hidayetim gelecek diyor. Kim o hidayeti size getiren hidayetçime tabi olursa sadece onlar felaha ererler diyor. Onlar şakide olmazlar. Taha 123. Görüyorsunuz ki hidayet çağının hidayet müessesesi. Allah Teala Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse, yani senin bana tabi olun ki sizi hidayete erdireyim davetine icabet etmezlerse, bil ki onlar kendi hevalarına, nefslerinin afetlerine, nefsleri üzerindeki şeytanın adımlarına tabi olurlar. Kim Allah'ın hidayetçisine değil de kendi nefsine tabi olursa, ondan daha çok dalalette olan, kendi hevasına tabi olursa, ondan daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah Teala. Ya insanlar hevalarına, hevada iki faktör var, hem nefsin afetleri, hem de şeytanın bu afetlere tesiri, yani şeytanın adımlarına tabi olmak. Hevanın temelinde bu var. Hevasına tabi olanlar, nefslerinin afetlerini şeytanın adımları istikametinde tesir alarak tatbik sahasına koyanlar. Yani devamlı hata işleyenler, günah işleyenler, hevalarına tabi olanlar. Eğer Allah'ın hidayetçisine tabi olmuyorsa kişi, o zaman orada hevaya uymak, şeytanın adımlarına tabi olmak söz konusu. Tabii gidilecek yer cehennem diyor Allah Teala. Bu hevalarına tabi olanların dalalette kalması söz konusu. İşte bu üniversite, Allah'ın üniversitesi, hidayeti tabana yaymak için Allah'ın emriyle kuruldu. Hidayet, Osmanlı'yı Osmanlı yapan, Osmanlı'yı cihan hakimi
kılan müessese, hidayet, sahabeyi sahabe yapan müessese. Dikkat edin, hidayet realitede iki defa yaşandı. Bir sahabe devrinde, iki Osmanlı'nın yükselme devrinde. Ve hidayet müessesesi dalaletin zıttını ifade eder. Sevgili kardeşlerim, hidayetin muhtevasına baktığınız zaman hidayet müessesesi dalaletin tam zıttı olan bir müessese şeklinde hüviyet kazanır. Kimdir dalalette olanlar? Allah Teala 10 ayet-i kerimede dalalette olanların kimler olduğunu söylüyor. Birincisi demin de bahsettiğimiz Taha 125. Taha 123. Sadece hidayetçiye tabi olanların hidayete ereceği, geri kalanların dalalette kalacağı ifade ediliyor. Kehf 17. Allah Teala buyuruyor. Men yehdillahu fehüvel muhted. Allah kimi ona, kendisine Allah'a ulaştırırsa o kişi hidayete erer. Femen yudlil fellen tecide lehu veliyen mürşida diyor Allah Teala. Kim de dalalette kalmışsa onlar için bir veli mürşid, evliya mürşid bulunmaz diyor. Burada taviyetin olmadığı bir müesseseden bahsediliyor. Bir veli mürşid, bir evliya mürşid bulunmaz deniyor Allah Teala tarafından. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu açılış konuşmasının sevgili misafirleri, dünyanın neresinde olursanız olun, bu konuşma bilgisayardan ve uydudan sizlere ulaştığı için hepiniz misafirimizsiniz. Üniversitemizin 3. yılının başlangıç günü. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhteva, yani Eylül'ün ilk haftasının 1. günü, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki el ele, gönül gönüle Allah'ın emrindeyiz. Kalplerinizi Allah Teala her geçen gün biraz daha nur ile dolduracak. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, sevgili misafirlerimiz, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu açılışı birlikte
tahakkuk ettiriyoruz. Duvarsız bir üniversite, Allah'a da duvarsız bir üniversite yaraşırdı. Bütün dünyaya açık olan bir üniversite, engelsiz bir üniversite, dünyanın her tarafında talebeleri olan bir üniversite. Rabbimize hamdimiz ve şükrümüz sonsuzdur. Öyleyse gelin bu üniversitenin hedefine bakalım. Hedefi hidayet, insanlığı Allah'ın nurlarının ışığında hidayete erdirmek. İnsanların ruhlarını, fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmelerine adım adım yardımcı olmak, bunu gerçekleştirmek, bu hedefe onları götürmek üzere teçhiz etmek ve hedefe ulaştırmak. İşte üniversiteyi Allah-u Teala bu hedefe yönelik olarak kurdurdu. Hamd ederiz ki 3. yılımıza başlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutlu musunuz? Özellikle sevgili öğrenciler, mutlu musunuz? Bizim gibi mutlu musunuz? 3. yıla başladığımız bugün mutluluğumuz gözlerimizden okunmuyor mu? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, yeni bir gün doğuyor. Bir güneş. Mir, Arapça diyorum, affedersiniz, Acemce, güneş demek. Bir güneş doğuyor. Allah'ın güneşi, Allah'ın üniversitesi, dünyaya unutulmuş olan kavramları öğretecek olan bir üniversite. Sahabenin yaşadığı o muhteşem hayatı yaşatabilecek olan nitelikte bir üniversite. O seviyede bir üniversite. Hidayetin temsilcisini sahiplenen bir üniversite. Hamd ederiz, şükrederiz sevgili öğrenciler. Buradan bütün dünyaya hidayet güneşinin ışıkları ulaşıyor diye. Öyleyse mutlu olmamız için, huzurlu olmamız için çok sebep var. Bütün dünyada dinlerin unutulduğu, birçok dinin oluştuğu, bir tek din olmasına rağmen birçok dinin oluştuğu bir dünyada o tek dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, ki bu din Arapça adıyla İslam dinidir, bütün dünyaya tanıtacak bir üniversitenin 3. yılının açılışını yapmak üzere burada bir aradayız. Dünyanın neresinde olursanız olun, bizimle şu anda berabersiniz sevgili kardeşlerim. Misafirlerimizsiniz. Başka misafirlerimiz de var. Allah'a şükürler olsun, hamdolsun. Onları tanırsınız. Hep bizimle beraberdirler. Allah her şeye kadirdir. Fizik ve fizik ötesi Allah için bir değişiklik ifade etmez. Ama bu kuruluş gününde fizik ötesindeki dostlarımız da bizlerle birlikteler. Allah'a sonsuz hamd ederiz. Kendimizi huzur namazındaki kadar mutlu hissediyoruz. Oradakilerle
birlikte olduğumuz için. Sevgili kardeşlerim, müstesna bir gün yaşıyoruz. Bu herhangi bir üniversitenin 3. yılının açılması olayı değildir. Bu kainata ışık tutacak olan bir üniversitenin açılmasıdır. Bir güneşin 3. yıl daha parlak bir şekilde doğmasıdır. Şafak sökmüştür. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir yeni güne, bir yeni dünyaya hidayet güneşinin ışıklarında ulaşacağız. Hidayetin muhtevasını anlayabilmeniz için unutulan bir kavramı gündeme getirmek istiyorum. Dalalet. İnsanlar dalalet içre oldukları halde dalaletten habersizler. Hidayeti bilmiyorlar ki dalaleti bilebilsinler sevgili kardeşlerim. Eğer bizim üniversitemizin dışındaki insanlara, hangi üniversitede olurlarsa olsunlar, hidayeti sorarsanız onlardan cevap alacaksınız. Hidayet mi dedin? Doğru yol demektir. Başka bir tarifi yok mu dersiniz? Hayır, yok derler. Hidayet doğru yoldur. O zaman onlara peki sırat-ı müstakim nedir diye sorun. Siz sevgili öğrencilerim, böyle bir şeyi söyleyenlere sorun. Peki, hay Allah razı olsun. Aydınlattınız bizi, teşekkür ederiz. Ama bir sualimiz daha var. Acaba sırat-ı müstakim nedir? Şimdi burası onlar için şaşırma anı. Çünkü sırat-ı müstakim için de aynı şeyi söylemek mecburiyetindeler. Çünkü onlara öyle öğretilmiş. Sırat-ı müstakim mi? O da doğru yoldur. Diyecekler size. Ama diyeceksiniz ki sırat-ı müstakim, sırat gerçekten yol demek. Tamam. Ama müstakim, İstikamet üzere olan bir yol demek. Üstelik de Allah Teala Nahl Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde sırat-ı müstakim için Allah'a istikametlenmiş yol diyor. Allah'a istikametlenmiş, istikameti Allah olan yol. Allah'a insanların ruhlarını ulaştıracak olan yol diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, neden insan kainatın en üstün mahlukudur Allah-u Teala'nın indinde? Neden cinlerden de, şeytanlardan da, meleklerden de daha üstündür? Çünkü Allah'a ait olan bir varlık taşıyor bünyesinde. Ruh. Allah-u Teala buyuruyor ki, biz ona, insana ruhumuzdan üfürdük diyor. Ve o ruhun kendisine geri dönmesini emrediyor. İşte ruhunuz hidayete ermekle emrolundu. Ve ruhunuz siz ölmeden evvel Allah'a ulaşmak mecburiyetinde. Siz onu Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe cehennemden kurtulmanız mümkün değildir diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde. İşte Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetleri. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّوا بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Diyor ki Allah-u Teala, onlar bize ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı, ölmeden evvel ruhlarını bize ulaştırmayı, yani bize milaki olmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar.
Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, birinci hidayet, ruhunuzun siz ölmeden evvel Allah'a geri dönmesi, sahibine rücu etmesidir. Ait olduğu sahibine, onu yaratan Allah'a, bize emanet olarak veren Allah'a rücu ettirmek üzerinize 12 defa farz kılınmıştır. Sevgili kardeşlerim, konular birbirinin içinde gelişiyor. Allah'ın hidayetinden haberdar olmayan insanlara ruhun hidayetinin Allah'a ulaşmak olduğunu anlatmak mecburiyetindesiniz sevgili kardeşlerim. Ali İmran 73'te Allah-u Teala ne diyor? İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda, hidayet, hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Ölmeden evvel, hayattayken. İşte bu üniversite hidayetin öğretim alanında hidayetin bütün diğer konulardan daha ağır bastığı, hatta hepsinin toplamından daha ağır bastığı bir üniversite kurmamızı Allah Teala emretti. Bu üniversite onun için kuruldu. Öyleyse hidayet, ruhunuzun hidayeti üzerinize tam 12 defa farzdır. Bu farzı tüm alemlere ulaştırmak için vazifeli kılındık. Öyleyse 12 tane farzı sıralayalım. 1. Zümer 54. Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekumul azabe. Üzerinize azap gelmeden evvel Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ruhunuzu ulaştırın ve Allah'a teslim olun. Sümme la tünserun. Yoksa sonra yardım olunmazsınız. İki. Rum 31. Münibine ileyhi ve yettekun. Allah'a yönel, ruhunu Allah'a ulaştır ve takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i İlâ Rabbike, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, ruha hitap ediyor Allah Teala. Nefsin emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini tamamlaması yoluyla ey ruh Rabbine geri dön diyor. Fecr 27, 28, 29, 30'a beraberce bakarsak şöyle söylüyor Allah Teala: Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü, İrci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ruhumuzu da nefsimizi de fizik vücudumuza da hitap ediyor Allah Teala. Diyor ki ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Yani emmare, levvame, mülkime, mutmainne. Mutmain ol, Allah'tan razı ol, mutmainne, radiye, Allah da senden Allah'ın rızasını kazan, marziye ve böylece teskiye ol diyor nefse. Ruha sesleniyor, irci'i ila rabbiki, Rabbine geri dön,
fizik vücuda sesleniyor. Fethuli fi ibadi. O zaman kullarımın arasına gir diyor. Vethuli cenneti ve cennetime gir. Allah'ın nefsimize verdiği emir tezkiye olmak. Ruhumuza verdiği emir Allah'ın zatına geri dönmek, rücu etmek. Fizik vücudumuza verdiği emir Allah'a kul olmak. Kim bunları gerçekleştirirse gideceği yerin cennet olduğunu söylüyor Allah Teala. Vethuli cenneti ve cennetime gir. Üçüncü ayet-i kerime oldu. Allah Teala irci'i ila rabbiki diyor. Rabbine geri dön, Rabbine rücu et. Zariyat 50, dördüncü ayet-i kerime. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç ve Allah'a sığın. Allah bir sığınak sevgili kardeşlerim. Âl-i İmrân 14'te Allah Teala buyuruyor ki Vallahi indehu hüsnün meab ve andolsun ki Allah onun katındaki en güzel sığınaktır. İşte o sığınağın adı meab. Ve Allah-u Teala meaba sığınmayı emrediyor. Fefurru ilallahi demekle. Allah'a firar et, Allah'a kaç ve sığın. Firarda bir başka yere sığınma müessesesi var. Sonra 5. ayet-i kerime. Vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Kim bana yönelmişse bana ben onu kim mi ben kendime ulaştıracaksam demek bunun manası. Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Kim Allah'a yönelirse mutlaka onu kendisine ulaştıracak. Sen de onun yoluna tabi ol. Sen de onun gibi Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile demiş oluyor Allah Teala. Niçin böyle söylüyoruz? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi sebebiyle böyle söylüyoruz. Allah Teala Şura suresinin 17. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki affedersiniz 13. ayet-i kerimesinde Allahü yeştebi ileyhi men yeşâü yehti ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediklerini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a yönelirse yani Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları o seçtiklerinden sadece kendisine yönelenleri kendisine ulaştırır diyor. Ruhunuz Allah'a ulaşmaz. Allah ruhunuzu kendisine ulaştırır. Burada fefuru ilallahi de bu büyük muhteva var. Allah'a kaç, Allah'a sığın ve arkasından Allah Teala'nın Lokman 15'te söylediği şey kim bana yönelirse ruhunu bana ulaştırmak üzere Allah'a ulaşmayı dilerse bana ulaşmayı hedef alırsa sen de onun yoluna tabi ol, sırat-ı müstakime tabi ol. Sen de Allah'a ulaşmayı dile ki ben onu kendime nasıl ulaştırdıysam seni de kendime ulaştırayım. 6. ayet-i kerime Yunus 125. Allah-u Teala diyor ki Allahü yed'u darüsselamü yehti men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna yani sülh ve sükun yurduna yani kendi zatına davet eder diyor Allah-u Teala.
ve kimi oraya ulaştıracaksa, ulaştırmayı dilerse, onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim nereye ulaştırır? Allah'ın zatına. İşte Nisa 125, 175, affedersiniz. Allah Teala buyuruyor, kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar, yani o kişi zikir yapmaya başlar, rahmet ve faz kalbine gelip dolmaya başlar ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştırdığına göre, selam yurduna davet ettiklerini Allah kendi zatına ulaştırdığına göre, sırat-ı müstakime ulaştırdığına göre, sırat-ı müstakim de Allah'a ulaştırdığına göre, Allah kendi zatına davet ediyor. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismini zikret. Bu ayet evvela zikri farz kılıyor. Hani şu ne 32 farzın ne de 54 farzın içinde bulunmayan zikri Allah Teala farz kılıyor. Zikir de farz, çok zikir de farz, daimi zikir de farz. Ama burada zikri, ara sıra zikretmeyi farz kılmış Allah Teala ve diyor ki Allah'ın ismini zikret. Allah'ın ismini tekrar ederek, yani Allah, 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 Allah diyerek Allah'ı zikret, Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Etti 7. 8. ayet-i kerime Şura 47. Üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Nereye davet ediyordu Allah Teala? Selam yurduna, teslim yurduna, ruhunuzu teslim edeceğiniz Allah'a, Allah'ın davetine icabet edin emrini veriyor Allah Teala. Bir defa daha ikaz ediyor bizi 8. farzında. 9. farzı Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. 20'de diyor ki Allah Teala, Rad 20'de اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ, onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. Yani ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ederler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيسَقِ, birinci yaptıkları şey misaklerini bozmamaktır. Misaklerini bozmazlar. Bozmazlarsa ne yaparlar? Söylüyor Allah Teala. وَلَّذ۪ينَ, ve onlar يَسُلُونَ, vasıl ederler, ulaştırırlar. Ma şeyi, emerallahu, Allah'ın emrettiği şeyi, yani ruhlarını, bihi, ona, en yüsale, ulaştırmayı. Allah'ın kendisine ulaştırmayı emrettiği, ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını onlar Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, burada küçücük bir saplama yapmak gereğini duyuyorum. Bizim ülkemizde 23 tane Kur'an-ı Kerim meali satılır. Bu 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinin hiçbirinde Allah'ın bu emri açıklanmıyor. Özellikle hidayeti unutan insanlar, özellikle onu gizlemeye çalışan insanlar, asırlardan beri öyle bilgiler yazmışlar ki, öyle yanlışlar yapmışlar ki, bizim alimler, onlar öyle söyledi diye, aynı ibareleri alıyorlarmış. Bir müftüyle İzmir'de tartışıyoruz bu konuyu. Diyorum ki, vellezine, ve onlar değil mi? Evet diyor. Yasulune, ulaştırırlar değil mi? Evet diyor. Bihi, ona değil mi? Kendisine değil mi? Evet diyor.
en yüksele ulaştırmak değil mi? Mastar değil mi? Evet diyor. O zaman ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar manasına gelmiyor mu diyorum. O zaman duruyor. Bu anlama gelmesine rağmen niçin bu kadar 23 tane Kur'an-ı Kerim müellifi bunları yazmıyor? O zaman söylüyor bana sırrı. Çünkü diyor asırlardan beri Kur'an-ı Kerim'in tefsirleri yapılmış. Bunların her biri en çok güvendikleri müfessirden alırlar, aynen koyarlar oraya. Yanlış olsa da mı? Yanlış olsa olsa seninki olur diyor. Sevgili kardeşlerim, hiçbirisi oradaki bihi kelimesini Allah-u Teala'nın niçin kullandığı konusunda hiçbir fikrin sahibi değil. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de pek çok hidayet ayeti kerimesi var. Hepsini değiştirmişler. Hidayet kelimesi nerede geçmişse ulaşmak istikametine kullanmamışlar. Doğru yol olarak kullanmışlar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an insanlar tarafından aslı tahrif edilememiş. Allah'ın kelime kelime indirisinde en ufak bir değişikliği iblis başaramamış bugüne kadar. Ama asırlardan beri insanlara yaptığı telkinlerle onları öyle tuzaklara düşürmüş ki ilmin önemli kişilerinden sayılan birçok geçmiş zaman alimi Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri böyle kendi lisanlarına çevirmişler, açıklamışlar, tefsir etmişler. Sevgili kardeşlerim, hayır, tefsir etmemişler. Her ne kadar oradaki müftü kardeşimiz bize, İzmir'deki müftü kardeşimiz bize tefsir etmişler demişse de, biz bunun bir tefsir olmadığını, ancak bir meal olabileceğini söyledik. Tefsir nedir bilir misiniz sevgili kardeşlerim? Tefsir, Kur'an-ı Kerim'in ruhunu açıklamaya denir. O ruhu da açıklamaya dünya üzerinde hiç kimse yetkili değildir. Ruhun açıklanması Allah'a aittir. Ve kim Allah'tan o ilmi alabiliyorsa, onlar açıklama yetkisinin kendileri sahibi olmamışlardır. Allah-u Teala tarafından o yetki onlara verilmiştir. Ve sadece Allah'ın söylediğini söyleyebilirler kendiliklerinden, hiçbir şey ilave etmek yetkisinin sahipleri değillerdir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in yüzlerce ayeti kerimesini değiştirmiş adamlar kendi lisanlarına çevirirken değiştirmişler. Sevgili kardeşlerim, İngilizce Kur'an-ı Kerim tefsirlerine bakıyoruz, meallerine bakıyoruz. Hepsi aynı hatayı eskiler nerede yapmışlarsa onlar da aynı meali almışlar, İngilizce çevirmişler. Ve diyorlar işte bu tefsirdir. Hayır, o tefsir değildir. Meal bile değildir. O insanların Allah'ın Kur'an-ı Kerim ruhunu açıklamasına mani olan hüviyetinin sahipleridir. Onlar özellikle Allah'ın hidayet ayetlerinin örtülmesi ve gizlenmesi Allah-u Teala tarafından ceza konusu edilmektedir. Bakınız ne diyor Allah-u Teala Bakara suresinin 159. ayeti kerimesinde. Biz kitaplarla beyineler vermek suretiyle, ispat vasıtaları indirmek suretiyle, insanlara indirdiğimiz kitaplarla açıklamalar yapmamıza rağmen, onlar ki Allah'ın ayetlerini ve hidayeti gizlerler diyor Allah-u Teala. Allah da onlara lanet eder, lanet edenlerin hepsi de onlara lanet eder diyor. Sevgili kardeşlerim, hidayet konusunun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa geçen 14 asırda şeytan tarafından adım adım
gizlenmesi ve yok edilmesinin karanlığına şimdi bir güneş doğdu. Bu karanlığı yırtan bir güneş. Artık hidayetin ne olduğunu bütün dünya öğrenecektir. Bu noktadan itibaren kimse hidayeti gizleyemez. Gizlilikler sona ermiştir. Allah'ın üniversitesi bunun için kuruldu. Bu söylediklerimize itiraz etmek imkanını bulabilen herkese kapılarımız açık. İstedikleri yerde, istedikleri açıdan konuları tartışırız. Biz Allah bize ne öğrettiyse onu onlara da öğretmekle vazifeliyiz. Bu üniversite onun için kuruldu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, masal anlatmıyoruz. Hidayet güneşinin doğduğunu müjdeliyoruz. Öyleyse hidayetin üzerimize farziyetini anlatıyoruz. Ayetler çağrışım yaparak bizi birazcık genişletmeye davet ediyor konuyu. Sonra da yeniden konumuza dönüyoruz. Allah Teala'nın Şura suresinin 47. ayet-i kerimesindeki davetinden sonra kendi zatına davetinden sonra Allah Teala'nın ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı emrettiğini bildiren ayet-i kerimeyi söyledik. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Şimdi sevgili kardeşlerim, bizim dışımızda olanlara sesleniyoruz. Din alimiyim diye bir kisvenin içinde olan herkese sesleniyoruz. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesini açın ve bize cevap verin eğer cesaretiniz varsa. Vellezine ve onlar değil mi? Yasulune vasıl ederler, ulaştırırlar değil mi? Ma şeyi emrallahü, Allah'ın emrettiği şeyi değil mi? Bihi ona değil mi? En yusale ulaştırmak değil mi? Neticede ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a vasıl ederler neticesi, Allah'a ulaştırırlar neticesinin dışında bir şey çıkartabiliyor musunuz buradan? Bu yüzlerce ayetten bir tanesi sevgili kardeşlerim. Kur'an'ın bu açıdan o şekle getirilmesi Mehmet Akif Ersoy'u Cumhuriyet'in ilk yıllarında perişan etmiş. Ve bütün gönlüyle istemiş ki hakikatleri anlatsın ama ona yalnız başına bu işi yapmak imkanını vermemişler. Ve öyle bir meal çıkarmışlar ki başkalarının anlıyoruz ki muhafızlığı altında. Yani beraberinde olan diğer zatlarla beraber söylediklerini bir türlü açığa koyamayan bir Mehmet Akif Ersoy var. Ve sonunda da o Kur'an-ı Kerim'in hazırladığı Kur'an-ı Kerim'in kimse tarafından bilinmesini istemeyerek rahmetli oluyor. Aynı Mehmet Akif Ersoy, Kur'an'dan alıp hakikatleri insanlara öğretmeliyiz diyor. Biliyor ki Kur'an'ın açıklamaları insanlar tarafından uydurulmuş ve hep o emredilmiş. İnsanların Allah'a ulaştırmasına, ruhlarını Allah'a ulaştırmasına mani olacak birçok insan gelmiş geçmiş. Şimdi onların hepsinin sona erdiği noktadayız. Şu dünya üzerinde hiç kimse bu hakikatleri artık örtemez. Sevgili kardeşlerim, bu üniversitenin mensupları Allah'a sonsuz hamd edin, şükredin ki
hidayet üzresiniz. Öyleyse nerede kalmıştık? Dokuzuncu farzda kalmıştık. Söylediğimiz ayet Rad 21. Ve 10. ayet. Enam 153. Ve bi ahdillahi evfu. Haza sırat-ı müstakim fettebi'uhu. Diyor ki Allah Teala, Allah'ın ahdini ifa edin. Yerine getirin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Ve ayetin arkası, sakın sırat-ı müstakimin dışındaki diğer yollara, geriye kalan 72 yol, 72 fırka, diğer fırkalara sakın tabi olmayın ki bütün o fırkalar sizi Allah'ın yegane yolu olan sırat-ı müstakimden saptırırlar, diyor Allah Teala. Allah'ın ahdini ifa edin. Rad 20 ne diyordu? Ellezine yufune bi ahdillahi, ve onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. Ne demek Allah'ın ahdini ifa etmek? Allah'ın ahdi ruhumuzu, Allah'ın ahdi veçimizi, Allah'ın ahdi veçimizi fizik vücudumuzu yani. Allah'ın ahdi nefsimizi, Allah'ın ahdi irademizi Allah'a teslim etmek, hidayete erdirmek. Ve ifa edin, diyor Allah Teala. Birinci ahdi ruhumuzu Allah'a ulaştırmak. Ve Allah'ın vasiyeti, aynı hedefleri muhtevi, ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi, irademizi Allah'a teslim etmek. Ve 10. ayet bu. Allah'ın ahdini ifa edin. Yerine getirin. 11. ayet. Câsiye Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi diyor ki Allah Teala, o gün işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de misakinizi üzerinize yükledik, diyor. Ne olmuş o gün? Allah Teala, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kahribela günü. Ben sizin Rabbiniz değil miyim dedikten sonra biz diyoruz ki, Halu dediler ki, evet, hepimiz evet diyoruz. Allah Teala bunun üzerine diyor ki, ben sizin Rabbiniz olduğuma göre ey nefsler, bana yemin vermenizi istiyorum teslim olacağınıza dair, teskiye ve tasfiye olacağınıza dair, böylece bana teslim olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar, sizlerden de ahd istiyorum, bana kul olacağınıza dair, böylece bana teslim olacağınıza dair. Ey ruhlar, sizlerden de misak istiyorum, bana fizik vücudunuz ölmeden evvel ulaşıp teslim olacağınıza dair. Sözlerimi işittiniz mi, diyor Allah Teala? Semina diyoruz. İşittik. Öyleyse itaat edin, diyor Allah Teala, işittiğinize göre. Nefsler yemin veriyor. Ruhlar misak veriyor. Fizik vücutlar ahd veriyor. Ve bu yeminler, misaklar, ahdler verildikten sonra Allah Teala soruyor, emrime itaat ettiniz mi? Böylece onlar da yemini, misaki ve ahdi vermişler. Her biri diyor ki, diyoruz ki ruhumuzla, veçimizle, nefsimizle itaat ettik. Allah Teala da buyuruyor ki, bana verdiğiniz misaki üzerinize farz kıldım. Üzerinize yükledim. Hepiniz misakinizi yerine getirmekle mükellefsiniz. 11 ayet oldu sevgili kardeşlerim. 12. ayet Nisa 58. Allah Teala buyuruyor ki,
اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Allah emanetleri ehline, o emanetlerin sahibine iade etmenizi, tevdi etmenizi, yani teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. Allah'a emanetleri teslim etmenizi emreder diyor. Öyleyse dikkat ediyor musunuz sevgili kardeşlerim? Emanet demiyor, emanat diyor. Çoğul kullanmış ama onların sahipleri demiyor. Onların sahibine diyor. Sahibini tekil kullanmış. İla ehliha. Bütün emanetler var. 4 emanet. Ruhunuz, veçiniz, nefsiniz, iradeniz. Hepsini onların sahibine teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. Yani 4 tane hidayete ermemizin bir emir olduğu kesinlik kazanıyor. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Tam 12 tane ayet Kur'an-ı Kerim'de ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamızı, ruhumuzu hidayete erdirmeyi, Allah'a hidayet etmeyi emrediyor Allah Teala 12 defa. Bu emri yerine getirmeyi düşünmek bile bir insanı mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Demin düşünmeyenlerin, böyle bir talebi olmayanların durumunu gördük. Allah'ın ayetlerinden gafil adamlar, bilmiyorlar. Kimler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Demin söyledik. Peki ya dilerlerse? Dilerlerse Allah onları kendisine ulaştıracak. Tekrar edelim Şura 13'ü. Diyor ki Allah Teala, Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a enübü olursa, münib olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah o seçtiklerinden sadece onları kendisine ulaştırır. Ne oluyormuş? Allah ulaştırıyormuş. Biz insanlar birer yaratıkız. Bu yaratıkların bir vazifesi var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer diliyorsak, o zaman Allah-u Teala her an kalbimize bakan, kalbimizi dinleyen, kalbimizi gören Allah-u Teala, kalbimizdekini bilen Allah-u Teala, bu sebeple hep kalbimizde meşgul olan Allah, hep bekler. Acaba bir gün bu kulum da bana ulaşmayı diler mi diye, bu kulum da bana gerçekten kul olmayı diler mi diye. Çünkü Allah'a göre, Allah'ın yaratığı olarak herkes Allah'ın kuludur. Ama Allah'ın söylediği o kulluk değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe diyor ki, hamd ederim, şükrederim Allah-u Teala'ya ki Allah beni kulluğuna kabul etti. Sahabe de diyor ki, ey Allah'ın Resulü, biz Allah'ın kulu değil miyiz? Yaratılış itibariyle kulusunuz diyor. O kulluktan bahsetmiyorum. Siz de ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ve o zaman daha üst, daha üst, daha üst seviye kullukları yaşayacaksınız. Ve bütün sahabe en üst kulluğa kadar ulaştılar. Allah Teala onları irşat makamına ulaştırdı. Yani hakkul yakin takvasına ulaştılar. Bir hakkın takvaya ulaştılar. İradelerini de Allah'a teslim ettiler. İşte Allah Teala'ya ruhumuzu ulaştırmak, ruhumuzun hidayeti demek ki üzerimize 12 defa farz kılınmış. Peki hidayet üzere olmayanlar kimlerdir? Hidayet üzere olmayanlar dalalette olanlardır.
bakıyoruz ki Allah-u Teala delalette olmanın muhtevasını tabi olmaya bağlamış. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah ona hiçbir zaman 10 tane ihsan verip de onu mürşidine o kişi ulaşıp tövbe etmedikçe Allah'ın seçtiği ve kendisine gösterdiği ve sevdirdiği o mürşide ulaşıp tabi olmadıkça dalaletten kurtulamaz, hidayete adım atamaz. Hep ebediyen dalalette kalır. İşte bu bapta bir ayeti kerime Taha 123. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime, yani o hidayeti, benim emrettiğim hidayeti size getiren hidayetçime tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulurlar. Şaki de olmazlar diyor. İşte o çağa geldik sevgili kardeşlerim. Hidayetçi hidayetle geldi. Öyleyse herkes hidayetin ne olduğunu bu çağda, bu üniversiteden öğrenecek. Hidayete adım atacaklar. Herkes dalaletten kurtulacak. Herkes demekte kimi kastediyoruz? Allah'a ulaşmayı dileyenleri kastediyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes, dilediği an birinci hidayete zaten ulaşmıştır. O kişinin Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan alarak mürşidine ulaşması kalmıştır. Ve ulaştığı tabi olduğu anda o kişi artık hidayet ehlidir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın cennetine girmek hiç de zannedildiği kadar zor bir olgu değil. Dünyadaki en basit şey, en kolay şey Allah'ın cennetine girebilmektir. Şimdi biliyorum ki gene birçok emaniye bilgiye sahip olan kişi hadi canım sen de diyecek. Sahabenin bile 10 tanesine cennet vaat edilmiş. Ne 10 tanesine cennet vaat edilmiş? Bütün sahabe Allah'ın cennetine girecek. Açın bakalım Araf suresinin 153. ayet-i kerimesinde, 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyor? Kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa onların hepsi felaha ermişlerdir diyor Allah Teala. Hepsi felaha ermiş, hepsi Allah'ın cennetinin sahibi. Sadece o kadar mı? Felahın birinci bölümüne mi tabi oldukları için ermişler? Hayır. Kendileri de irşat makamına ulaşmışlar. En büyük felaha ermişler. Ve hakkın takvaya ulaşmışlar. Sevgili kardeşlerim, bunları söyleyen biz bir büyük rahatlığın içinde söylüyoruz. Neden? Çünkü eğer bilgisayarımız tıklanırsa hidayeti öğrenmek isteyen, dini öğrenmek isteyen, Allah'ın yegane dinini, kainatın tek dinini öğrenmek isteyen herkese bütün hazineler açıktır. Yüzlerce konuda yüzlerce açıklama. Hangi konuyu kim merak ediyorsa oraya girer, onu baştan aşağı okur, Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırır. Sonra da şu üniversitelerimizde okunulan derslerle karşılaştırır. O derslerin Kur'an-ı Kerim'den ne kadar ayrıldığını tespit eder. Herkesi davet ediyoruz.
hatalarımızı yakalayıp da yüzümüze çarpmak için. Sevgili kardeşlerim, biz dini kitaplardan öğrenmedik. Biz dini Allah'tan öğrendik. Neye bu kadar güven duyuyoruz? Ondan öğrendiğimiz için. Ve site düşünebileceğiniz her konuda istediğiniz konuda bütün bilgileri içeriyor. Her geçen gün biraz daha genişliyor arşivimiz. Bugüne kadar 10 binlerce sualin cevabını verdik. Haftada 2 gün 3'er saatten 6 saat din konusunda suallerin cevabını veriyoruz. Dışarıdan her kim merak ediyorsa bize lütfen ulaşsın, onlara da cevap verelim. Söylediğimiz gibi alnımız açık, yüzümüz pak, göğsümüz Allah'ın öğrettikleriyle dolu ve herkese hidayeti öğretmekle vazifeliyiz. Hangi konuyu merak ediyorsanız o konu orada vardır. Sadece mihri tıklayacaksınız. Gerisini kulak ve göz olarak takip edin. Sonra da kalbinize indirmeye çalışın. Bu devirde öğretilen din ilmiyle bir ilişkisini görmeniz mümkün olmayacak gibi geliyor bize. Sevgili kardeşlerim, bizim hiç karışmadığımız bir konu var, fıkıh. O konunun kafi miktarda gerçekten üst seviye alimi var. Onlara saygımız tamdır. Onlar fıkıh biliyorlar. Ama o fıkıhçı kardeşlerimiz, fıkıh öğrendiler diye kendilerini kurtulmuş addediyorlarsa, onlar yanılıyorlar. Fıkıh onları kurtarmaz. İlimlerine saygımız tamamdır, yerli yerindedir. Ama kurtulamayacaklarını söylemek de gene bizim görevimizdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dalalet kavramının muhtevasına baktığımız zaman tabi olmayanların dalalette olduğunu görüyoruz. İşte Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki: "Men yehdillahi fehüvel mühted ve men yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida." O kişi ki Allah onu kendisine ulaştırır, o kişi hidayete ermiştir. Kim de dalalette ise o kişi için bir veli mürşid, evliya bir mürşid bulunmaz diyor Allah Teala. Kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse onun için Allah Teala mürşid tayin etmez. O Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiyi birileri korkutur da bak bir mürşide ulaşamazsan gideceğin yer cehennemdir ha derse bu zaten yanlış bir şey. Ama böyle bir taleple, böyle bir davetle karşılaşan kişi gider de herhangi bir mürşide Allah'a ulaşmayı dilemeden tabi olursa, o tabi olmuş sayılmaz. Kurtuluşu da mümkün değildir. Ve Allah Teala buyuruyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu cennetime ulaştırırım, kendime ulaştırırım. Ama kim de dilemezse diyor, onun gideceği yer cehennemdir. Öyleyse, mürşit müessesesi ondan sonra gelecek. Bu baza dayalı bir mürşit müessesesi. Yani Allah'ın gösterdiği, Allah'ın sevdirdiği, kişinin ulaşmaya can attığı, Allah'a teslim olmak hedefiyle, Allah için onu teslim alacak olan bir Allah'ın sevgilisi. İşte
insanlar bizim söylediklerimizi de değiştirip değiştirip başkalarına değişik bir şekilde anlatıyorlar. Ne söylediysek orada bilgisayarın hafızasında senelerden beri hepsi birikiyor. Orada insanları kurtuluşa ulaştıracak olan şeyin evvela Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu söylüyoruz yıllardan beri. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse hiçbir şey o kişiyi kurtaramaz. O kişi kurtuluşa ulaşamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisi kurtuluşa ulaşamaz. Cennet onun için değildir. Ne yaparsa yapsın, ömrünü ibadetle geçirsin, hayatını itikafa çekilerek geçirsin, Allah'a ulaşmayı dilemediyse o kişi hiçbir şeye ulaşamaz. Ne cennet saadeti ne dünya saadeti onun olmaz. Kendini boşuna oyalar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse her şey Allah'a ulaşmayı dileyerek başlıyor. Ve bunun için Dalalet Müessesesi ve Hidayet Müessesesi son derece ilginç bir farklılık gösterir. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini bilmeden öğrenilen üniversite derslerinden. Allah'ın Üniversitesi size Kur'an'daki İslam'ı öğretir sadece. Öyleyse dalalet konusunda üçüncü ayetimiz Kehf 17 idi. Dördüncü ayet daha evvel söylediğimiz Kasas 50. Allah Teala diyor ki Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar hevalarına, nefslerin afetlerine ve şeytanın adımlarına tabidirler. Kim Allah'ın hidayetçisine değil de kendi hevasına tabi olursa onlardan daha çok dalalette olan kim vardır diyor. Dalalet konusundaki 5. ayet-i kerime Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine dayalı. Diyor ki Allah Teala, Habibim, o hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görmedin mi? Hevaları ki şeytanın adımlarına tabi. Aynı zamanda o şeytanın adımlarını, şeytanın öğretisini kendilerine ilah edinenler oluyor. Bunlar Allah Teala diyor ki biz onları ilim üzere dalalete bırakırız. Yani onların ilimleri üzerine dalalete bırakırız diyor. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynında Allah Teala onların ilim üzere dalalete bırakılmasını içeriyor. Yani onlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Onlar mürşitlerine ulaşmadıkları için, Kasas 50'ye göre mürşitlerine ulaşmadıkları için dalalette kalıyorlar ve ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar hiçbir zaman mürşide ulaşmayı da dilemiyorlar. Ama söylediğim gibi demin onları korkutunca cehenneme gidersin filan diyerek bu insanlar gidiyorlar, bir herhangi bir mürşidin elini öpüyorlar ve kurtulacaklarını düşünüyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an'ı öğreneceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse hangi mürşide ulaşırsa ulaşsın, isterse devrin imamına ulaşsın, önünde diz çöksün, tövbe etsin, o kişi ne namazı sever, ne orucu sever, ne zekatı sever, ne de mürşidini sever.
ve bir adım bile ileri gidemez. Ruhu vücudundan ayrılmaz. Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği için devrin imamının ruhu tövbe merasiminde hazır bulunur ama onun başının üzerine gelip yerleşmez. Hiçbir işlem yapmaz Allah Teala onun için. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu üniversitede hidayet ve dalalet kavramları detaylı bir şekilde öğretilecektir. Görüyorsunuz ki mürşitlerine ulaşamayan insanlar dalaletteler. Bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. 5. ayet-i kerime Cuma 2. Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlerde ümmiler arasından resuller beas ederiz. Hayata getiririz, vazifeli kılarız. Risaletle vazifeli kılarız. Onlara Allah'ın ayetlerini okusunlar diye, onların nefslerini tezkiye etsinler diye, onlara kitap öğretsinler diye ve onlara hikmet öğretsinler diye. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Bir sonraki ayet-i kerime, yani 6. ayet-i kerime Ali İmran 164, müminlerin üzerine bir nimet olsunlar diye Resul beyaz ederiz diyor Allah Teala. Bütün kavimlerdeki resullerden birini. Bir de bütün kavimlerdeki resullerden bahsediyor Allah Teala. Onların aralarından ve onların içinde görev yapmak üzere biz resul beyaz ederiz diyor Allah Teala. O Resul onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye, bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler, diyor Allah Teala. Görüyorsunuz ki tabiyet yoksa dalalet var. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Ahkaf 32, o Allah'ın hidayetçilerine karşı çıkanlar, tabi olmayanlar var ya diyor Allah Teala. Onlar tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler diyor. Ve 8. ayet Nahl 36. Allah Teala buyuruyor. Biz bütün kavimlerde resul beyaz ederiz. O kavimlerdekileri şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler. Yani Resul'e tabi oldular. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu diyor Allah Teala. Öyleyse tabiyet yoksa hidayette yok. Tabiyet yoksa dalalet var. 9. ayet-i kerime Zümer 23. Diyor ki Allah Teala Allahü nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabiyen mesaniye takşerru minhü cülüdüllezine yahşevne rabbühüm sümmetel inü cülüdühüm ve kulübühüm ilâ zikrillah zâlike hüdallâhü yehdi men yeşâyü ve men yudlil femâ lehu min hâdî. Allah kitaba ve içindeki sözlere müteşabih olarak ikişer ikişer indirir diyor. Neyi? Bir evvelki ayet-i kerimesinde söylediği insanların kalplerine ulaşan nurları.
insanların diyor Allah'ın bu nurları sebebiyle ciltleri ve kalpleri ürperir, huşu sahibi olurlar ve kalpleri yumuşar ve aydınlanır. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla kullarından dilediğini hidayete erdirir. Kim de dalalette ise onlar için bir hidayetçi yoktur diyor Allah Teala. Demek ki Allah Teala gönderdiği nurlarla rahmet faz ve rahmet salavat isminde ikişer ikişer gönderdiği nurlarla kişinin kalbine ulaşan bu nurların fazilet adı verildiğini, o kişinin kalbinin içinde iman kelimesinin etrafında toplandığı için nefsi tezkiye ediyor. Ve nefs tezkiyesinin %51'e ulaştığı yerde ruh Allah'a ulaşıyor ve hidayetin birincisi oluşuyor. Kişinin kalbi ise yumuşamış ve %51 oranında aydınlanmış oluyor. Ve 10. ayet-i kerime Araf 186, Allah dilediğini dalalette bırakır. Onları kurtaracak kimse yoktur. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. Tuğyanları içinde şaşkın bir halde bırakır diyor. Sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, görüyoruz ki bir sonuç var ortada. Burada 10 tane ayet-i kerime irşat makamına ulaşmayan, tabi olmayanların dalalette olduğunu söylüyor. Ama kurtuluşun başlangıç noktası mürşide ulaşmak değildir. Kurtuluşun Allah'ın cennetine girmenin başlangıç noktası ve mutlak noktası, olmazsa olmaz şartı, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan hangi mürşide ulaşırsa ulaşsın, tabi olsun, tabiyeti sayılmaz, tabi olmuş kabul edilmez. Çünkü Allah Teala'nın sözü var ki kim bana ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir diyor. Onunla meşgul olmam diyor. Onu kendime ulaştırmam diyor. Mürşitten murat zaten ruhun vücuttan ayrılmasını ve hidayete başlamasını, nefsin nefs tezkiyesine başlamasını ve hidayete başlamasını böylece ve fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulmaya başlamasını, nefsin afetlerinden kurtulma oranında ve iradenin nefsin yok olan afetleri kadar güçlenmesini ifade eder ki dördü de hidayettir. Dört hidayetin ard arda teşekkül edeceği bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizaynda Allah ile bir olmak, beraber olmak kulunun hidayet kesiminin birincisini teşkil ediyor. Allah'ın üniversitesi her açıdan bir kurtuluş müessesesidir. Dalaletten kurtuluş, cehennemden kurtuluş, fısktan kurtuluş, küfürden kurtuluş, her açıdan bir kurtuluşu ifade ediyor. Zamanımız din öğretisinde Allah'ın olmazsa olmaz şartı olan
Allah'a ulaşmayı dilemek müessesesi artık tamamen unutulmuş. Yani İslam'ın konumuzun başlangıcında söylediğimiz gibi temelini teşkil eden 7 tane safha hiçbiri hiçbir üniversitede artık öğretilmiyor. Bu üniversitede sizlere öğretiliyor. Bu üniversite henüz ikinci öğretim yılını tamamladı ve bugün üçüncü öğretim yılına inşallah başlamış bulunuyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu tabii bizi büyük bir sürurla sevindiriyor, bizlere huzur veriyor, öğretim üyelerine. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın üniversitesi International Mihir Vakfı'nın, International Mihir Foundation'ın bir kuruluşudur. Kâr gayesi gütmeyen bir kuruluş olan Uluslararası Mihir Vakfı bir öğrencinin okula alınmasından başlayarak ona karşılıksız hizmet verir. Ve böyle bir dizaynda Allah'ın hedefi dinini bilen, Allah'ı tanıyan sağlam bir nesil yetiştirmektir. Şeytana insanların bu kadar yakın olduğu ve 8 tane uydudan şeytanın tabiyetinde olan insanların dünyaya seslenmeleri karşısında olanlardan hiç haberleri olmayan din öğreticileri bir nevi kış uykusundalar. Ama sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu şeytani dizayna doğrularla cevap vermek mecburiyetindeyiz. İşte bu cevap, bu üniversitenin başı çekeceği bir forumlar dizaynında dünyaya şeytani kültürün, okült kültürün geçerli olmadığını, Allah katında bir değeri olmadığını ve insanları sadece cehenneme sürüklediğini ispat edecektir. Şeytanın bugüne kadar oluşturduğu tuzağa bakın ki insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerini önleyerek, onu insanları unutturarak, insanları düşürdüğü tuzakta hiç kimsenin kurtulması mümkün değildir. Şeytan insanların cennet saadetine ulaşacakları ilmin, öğretinin başlangıcını teşkil eden, olmazsa olmaz şartını Allah'a ulaşmayı dilemeyi yok etmiş, defterden silmiş. Kur'an'dan silebilmiş mi? Hayır, Kur'an'dan silememiş. Defterden, yani şeriatın dizaynı içindeki öğretiden tamamen koparmış almış. İslam kalesinden büyük burçları aşağı düşürmeyi başarmış. Bugün artık
din öğretisinde ne Allah'a ulaşmayı dilemek, ne irşat makamına ulaşıp 10 tane ihsanla teslim olmak, ne ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, ne fizik vücudu Allah'a teslim etmek, ne nefsi Allah'a teslim etmek, ne irşada ulaşmak, ne de iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 safhası da Allah'ın kainattaki yegane dininin 7 tane safhası da yok olmuş. Bugün biz o İslam'ı yaşıyoruz. Bizden evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe yaşadı. O ve ondan evvelkiler peygamberdiler, nebiydiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz ki Hatemül Enbiya'dır, nebilerin sonuncusudur. Ondan sonra bir peygamberin gelmesi, bir nebinin gelmesi mümkün değildir. Ama şu anda da bütün ülkelerde Allah'ın Resulleri hayattalar, yaşıyorlar. Ve hamdolsun ki bizim size öğrettiklerimizi öğretmeye çalışıyorlar. Hangi dinin içinde olurlarsa olsun aynı şeyi öğretiyorlar bizim öğretimize. Bu kadar dinin var olmasının arkasında kim var dersiniz sevgili kardeşlerim? Sadece iblis. Ve bir tek hedefi var. Bütün insanlara kainatın tek dinini unutturmak ve insanları labirentlerde yollarını kaybettirerek kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmak. Sevgili kardeşlerim, University of Allah, yani Allah'ın üniversitesi, sizlere bir tahsil imkanı sunuyor. Allah'ın üniversitesi kredi sistemi üzerinden çalışan bir üniversite değildir. 100 derecelik notlar üzerinden çalışır. 50'den fazla not almadıkça sınıfı geçemezsiniz. Üniversite Türkçe ve İngilizce diploma verir. Kim isterse Türkçe verir imtihanlarını ve Türkçe diplomayı alır. Eğer bu kişi İngilizce derslerin bazılarını İngilizce olarak imtihana girerek verirse onlar da diplomasında yer alır. Bir de üniversitenin İngilizce dersleri var. Bizim Türkçe olarak yaptığımız bütün konuşmalar İngilizceye tercüme ediliyor ve bilgisayarın hafızasında bekliyor. Kim hangi dersten girmek istiyorsa İngilizce imtihana, oradaki İngilizceleri öğrenmek zorunluluğunda. Ve imtihanlar da bilgisayarlarla yapılıyor. Her öğrencinin her devrede bir hakkı var. Ondan sonra tekrar girmek için müracaat etmek mecburiyetinde. Allah'ın üniversitesi İngilizce diploma almak isteyenlere İngilizce buradan Amerika'dan diploma verir. Allah'ın üniversitesi insanlara kurtuluşu öğretir. Allah'ın üniversitesi insanlara mutluluğu öğretir. Allah'ın insanlar üzerindeki temel hedefi, en çok değer verdiği mahluk olan insanın mutluluğudur. Ve Allah'ın üniversitesinin hedefi, herkesi mutluluğa taşımaktır. Şeytanın bu kapkaranlık dünyada İnsanları transandantal meditasyonla, yogayla daha derin karanlıklara ulaştırması bir yoğunluk kazanmıştır son zamanlarda.
bir taraftan dünyayı ele geçirme temayülleri, diğer taraftan şeytanın öğretisini sanki Rabbani bir öğreti gibi insanlara yutturma gayreti, bir büyük faaliyeti oluşturmuştur bugüne kadar. Birçok üniversiteleri olan ve transandantal meditasyon öğreten, yoga öğreten, bileşik alanlar teorisi diye bir teoriyle dünyadaki insanlar üzerinde büyük tesir sağlayan bir zulmani güç dünyaya hakim olmak üzere harekete geçmiş durumdadır. Arkalarında da dünyanın en zengin insanları var. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Şeytan son oyununu oynuyor. Bu oyun onun son oyunudur dünya üzerinde. Bütün dünyaya karanlıklar salgılanıyor. İnsanlar okültizmle meşgul ediliyor. Ve şeytani ilimler ve şeytana tapmak adeta günün modası olmuş durumda. Gencecik çocuklar sokaklarda kedileri, köpekleri kesip kanlarını içiyorlar. Şeytani kültürün tuzağı içinde. Ve adamlar dünyaya hakim olmak için bir dünya, küresel bir imparatorluk kurmak üzere harekete geçiyorlar. İmparatorluğun sınırları yok çünkü bütün dünya hedefleri. Bu arada hedeflerinden biri de Türkiye. Türkiye bu tuzağa %90'dan ötede düşmüş vaziyettedir. Ekonomisi felç edilmiş durumdadır. Arkasında sadece okült kültürün bugünkü mirasçıları var. Şeytanla birlikte. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın üniversitesi Allah için vardır. Allah'ın üniversitesi bütün varlığıyla, mevcuduyla şeytanın karşısındaki, dünya üzerindeki en büyük kaledir. Allah'ın üniversitesi yeni Osmanlıları temsil eder. Osmanlı olmakla ceddimizle iftihar ediyoruz. Kim neden iftihar ettiğimizi anlamak istiyorsa büyük Türkiye tarihini okusun. Osmanlı'nın yükselme devresi boyunca 1299-1699 neler yaptığını, nasıl bir cihan hakimiyeti kurduğunu, arkasında sadece Allah'ın olduğunu, Allah'ın ordusunu kurduğunu, bütün galibiyetlerini Allah'ın ve onun evliyalarının yardımıyla aldığını, o gerçek Osmanlı tarihleri çok açık bir şekilde yazarlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ceddimizle, kanlarını taşıdığımız atalarımızla iftihar ediyoruz. Ve Allah'ın üniversitesi Osmanlı tarihi de okutur. İslam tarihi de okutur. Öğrencilerinin tarih bilgisinin mutlaka mevcut olmasını ister. Ve gerçek tarih bilgisiyle mücehhez olmasını ister.
karnına taşıdıkları atalarının ne olduklarını en iyi bilenler yetiştirmek ister. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın üniversitesi bir irtica yuvası değildir. Allah'ın üniversitesi Kur'an öğretir, tasavvuf öğretir ve dünya kültüründen kopmadığı gibi dünya kültürünün ötesinde nüfuzu vardır bugünkü dünya ilimlerine Allah'ın sayesinde. Öyleyse Allah'ın üniversitesi fizik ilminin, özellikle nükleer fiziğin dünya insanı tarafından henüz keşfedilmemiş çok ötelerini öğretim standartları içinde sunmaktadır. Dünyanın hiçbir üniversitesinde ulaşamayacağınız bir kültür, nükleer fizik kültürü. Allah'ın kanunlarını bilmeyenlerin daha tecrübelerle kim bilir kaç yüzyılda ulaşabilecekleri sonuçları hamdolsun ki Allah'ın üniversitesi bilir. Işık hızının ötesine geçmenin mümkün olduğunu bilir. Söylediğimiz gibi dünya ilminin çok ötesinde bir kainat kültürünün sahibidir. Üniversite ilmi Allah'tan alır. Fizik ilmini de Allah'tan alır. Onun için fizik açısından, nükleer fizik açısından, hız kanunları açısından University of Allah'ın ötesinde hiçbir üniversite mevcut değildir dünya üzerinde. Öyleyse Allah'ın dünyasını, fiziği tanıyabilmek için Allah'ın kanunlarını bilmek mecburiyetindesiniz. Milyarlarca liralık harcamalarla laboratuvarlar kuruluyor nükleer fizik konusunda ve varılan neticelerin hepsi yanlış. Bir fotonun, bir gama fotonunun bir kurşun duvara vurup da oradan elektron ve karşıt elektrona ayrılması, fotonun ikiye bölünmesi olarak algılanıyor, öyle zannediliyor. Bu sebeple adı çift foton olayı. Fotonun sadece iki tane parçacıktan oluştuğunu daha dünya bakalım ne zaman öğrenecek. Sadece aynı özellikleri taşıyan, aynı devir sayısına sahip olan bir elektronla bir karşıt elektron. Daha dünya ilmi karşıt elektronların negatif ağırlık taşıdığını bilmiyor. Hani bizim din alanında bir takım dokunulmazlıkları olan eski alimler söz konusu ya, onlar ne yazmışlarsa şimdiki din alimleri de sadece onların yazdığını kitaplarını aktarıyorlar. Zaten öğretim üyeliği dünyada bundan ibarettir. Kendilerinden daha ötede kim varsa şu klasik kültürün sahipleri, onların yazdıklarını oradan kendileri, başka bir dil ise kendi dillerine çevirerek kitaplar yazarlar. University of Allah'ın kitapları, özellikle din ve nükleer fizik alanındaki kitapları Allah'ın öğretisidir. Dünya kim bilir ne kadar sene sonra oraya ulaşabilir. Sevgili kardeşlerim, hep haset edilmiştir. Allah'ın öğretisiyle teçhiz edilenler hep insanların hışmına uğramışlardır. Onlar bilmiyorlar diye.
Şu anda dünya üzerinde insanlar karşıt elektronların negatif ağırlık taşıdıklarını bilmiyorlar. Bunları öğretmeye teşebbüs ederseniz, onların özellikle itiraz ettiklerini göreceksiniz. En çok o alimlere acırım ki, bizim ülkemizdeki bir türlü manalandıramadığım bir batı hayranlığı onları öylesine sarmıştır ki, batıdan daha evvel, çok daha evvel Allah'ın kendilerinden birisine bir şeyler öğretebileceğine ihtimal bile vermiyorlar. Sevgili kardeşlerim, sadece bir tek şey, karşıt elektronların ağırlığı negatiftir. Tamam. Bütün insanların size itiraz etmesi için bu yeterli. İyi ama hakikat bu. Onlar öyle istiyor diye hakikatleri değiştirecek miyiz? Sevgili kardeşlerim, nükleer fizik alanına öyle büyük bir ilim takdim ettik ki, o ilim onların algılaması imkanı olmayan bir kafa yapısı sebebiyle onlar tarafından askıya alındı. Eğer bir batı mecmuasında biz onları yayınlasaymışız, o zaman kabul ederlermiş. Şu aşağılık duygusunu görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Osmanlı'dan geriye ne kaldığını görebiliyor musunuz? Osmanlı onurunun nasıl ayaklar altına alındığını görüyoruz. Artık bizim alimlerimiz kendilerini ikinci sınıf dünya insanı sayıyorlar. Hayır, dünyadaki alimler ikinci sınıftır. Birinci sınıf olan Allah'ın etrafındakilerdir. Onun için diyoruz ki, Allah'ın üniversitesi hem ülkenin bütün ekonomik problemlerini çözebilecek bir performansın sahibidir, hem de bütün dünyaya Allah'ı başkalarının çok ötesinde tanıtabilecek olan ve kainatın tek dinini bütün dünyaya öğretebilecek olan bir muhtevanın sahibidir. O, Allah'ın gölgesinde, Allah'ın emriyle kurulmuştur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevgili mensuplarımız, Mihr Vakfı'nın mensupları olarak sadece gurur duyabilirsiniz. Biz de vakfımızın mensuplarıyla gurur duyuyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, 3. eğitim yılınız mübarek olsun. Allah-u Teala'nın huzurunda 3. eğitim yılına başlayan sizleri tebrik ediyor, bağrımıza basıyor ve Allah-u Teala'dan hepinize başarılar diliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın. Temennilerimizle, dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rabbil alemin ar-Rahmanir Rahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyâke nestaîn. Ellezîne en'amte aleyhim gâril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühüm.